للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطبيب الله. ولعلك ترفق بأشياء يخلق بها غيرك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan izam sallallahu aleyhi ve sellem eserin müellifi Ahmet Ziyad-ı Gümüşhanevi, tüm geçmişlerimiz, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde katkısı olanların, bu cami-i şeriften güzerhan eder, emme hutaba müezzin kayyum cemaat-i müslübinin, bu cami-i şerif civarında yatan evliya, ulema, sulaha, şüveden müminat, tüm geçmişlerimizin erba için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "At-tabibu Allah, hastayı iyileden Allah'tır." Yanlış anlamayın, şundan bundan bulmayın. Şifa veren şafi Allah'tır. Öldüren de Allah'tır, dirilten de Allah'tır, yaşatan da Allah'tır, şifa veren de Allah'tır. Doktor Allah'tır. Bizim bildiğimiz doktorlar, Allah'ın zaten iyi edeceği bir hastaya, o hasta vesile olurlar. Ama Allah'ın iyileştirmeyeceği hastaya bilemez, ilaç da denk gelmez. Onun için böyle bir şey durumunda kaldığınız zaman, ya adam iyileştirdi, adam şu kadar da yaşattı filan diye laflar etmeyin diyor Peygamberimiz. Doktor Allah'tır, iyileştiren odur. Evet. Velâleke, evet, terfakum bi eşyâin yahlugu biha gayruk. Kim bilir, belki sen hastaya iyi gelecek ilaç yaparsın, senden başkası o şeyleri yapmakta akılsızlık eder. Evet, şifayı Allah'tan bekle. Bu işin uzmanı değilsen bu işleri burnunu sokma. Bu işleri biliyorsan da, ben yaptım, ben iyileştirdim, ben adamı haşattım falan diye yapma. Evet, öldüren, dirilten, iyileştiren esas doktor Allah'tır. Allah'ın güzel isimleri arasında tabip yok ama Allah'ın iyileştirmediğini hiçbir doktor iyileştiremez. Yani ondan bileceksin, ona sığınacaksın ama doktora da gideceksin. Derdi veren Allah, devayı da verir. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bir dert indirdi mi, onun devasını da verir. Arayıp bulun. Ama bulduktan sonra devayı, o iyileştirdi, o yaşattı filan laflar etmeyin. Bunlar bizim imanımıza aykırı laflardır. Yuhyi ve yumit. Dirilten de, öldüren de. Yeşfi. Evet, şifa veren de Allah'tır. Bunu böyle bilesiniz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Et-tahiru en-naimu kes-saimil kaim. Evet, abdest almak Kur'an-ı Kerim'de sizden biriniz namaz kılmaya kalktığı zaman abdest alsın, yüzünü, kollarını yıkasın, başına meshetsin, ayaklarını yıkasın, ayet-i celle var. Abdest almak ibadetler için, işte tavaf için, namaz kılmak için farz. Ha, Kur'an okumak için gerekli. Çünkü Kur'an'a abdestsiz dokunulmaz. Ezbere okuyabilirsin Kur'an abdestsiz ama Kur'an-ı Kerim'e la yemessuhu illel mutahharun, bütün eski Kur'an-ı Kerimler baskılarda ilk sayfasında bu ayet-i celle yazıyordu. Bu ayet böyle. Abdestli olanlar, evet, abdest ablam Allah'ın ibadetler için, bazı ibadetler için şart koştuğu, emrettiği bir husustur. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, abdest almak, eğer usulüne uygun abdest alırsanız, tırnağınıza varınca kadar günahları sizden alır götürür, tertemiz olursunuz. Onun için niyet gerek, kıbleye dönmek gerek, üstüne
abdest artık sular değmeyecek şekilde, sıçramayacak şekilde tedbir almak gerek. Abdest alırken konuşmamak gerek. Çünkü ibadet yapıyorsun. Başkası selam bile verse, ki selam verilmez abdest alana. Selam bile verse selamını almayacaksın. Dua edeceksin. Evet, yüzünü yıkarken Allah'ım bir takım yüzleri nurlandırdığın, bir takım yüzleri kararttığın, simsiyah ettiğin günde benim yüzümü beyyazı veçi yevme tebyaddu vuduh ve tesveddu vucuh duasını okuyacaksın. Kollarını yıkarken sağ kolunu kitabımı sağımdan ver, hesabımı kolaylaştır ya Rabbi. Solunu yıkarken kitabımı solundan verme, zor hesaba beni sokma. Evet, başını meshederken Allah'ım beni, vücudumu cehennem azabından kurtar. Efendim kulağımı şey derken Allah'ım beni sözün güzel sözleri dinleyen, dinlediği sözlerin güzelliğine tabi olanlardan eyle. Ayağımı yıkarken Allah'ım sırat köprüsünden benim ayağımı kaydırma. Bunlar bu şekilde dua edeceksin. Konuşmayacaksın, ibadet ediyorsun. Abdest aldıktan sonra abdest artığı sudan ayakta içebilirsin. O da sünnettir. Tabii oruç değilsen sünnettir ve su içilebilecek suysa. Evet, ondan sonra kıbleye karşı şehadet kelimesi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü dedikten sonra Allahümme ec'alni minet tevvabin ve ec'alni minel mutadahirin ve ec'alni min ibadike salihin. Allahümme beni tevbe edenlerden, günahlarından kurtulup tertemiz olanlardan ve salih kullarından eyle diye dua edeceksin. Eğer boş zamanın varsa inna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadr hayrun min elfi şehr. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrin selamin hiya hatta matla'l fecr. Bir defa vaktin varsa 7 defa çok büyük kazançlar elde edersin. Evet, işte bu abdest her zaman abdestli olmak güzel bir şey. Neden? İbadetlerde, bazı ibadetlerde mesela zekatta farz değil abdest ama efendim namazda farz, bazı ibadette farz. Fakat her zaman abdestli olmak çok güzel. Neden? Çünkü ölümün ne zaman geleceği bilinmiyor, kimse bilmiyor. Abdestli ölürsen, abdestliyken ölürsen imanlı göçmek garantisi var. O bakımdan rahatsız değilsen, abdestini tutabiliyorsan, abdestsiz yere basma, abdestli gel. Devamlı abdestli ol. Bu abdestli ölürsem diye. Öyle abdestsiz bulunma tabii. Camiye asla abdestsiz girme. Evet. Bu abdest diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Uyurken de abdestli uyursan, onu söylüyor şimdi güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Et-tahirus naim, abdestli uyuyan kimse, kessaimil kaim, oruçlu ve ibadet edip duran adam gibidir. Oruçlu, hem de oruçlu hem de ibadet ediyor adam gibidir diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için akşam yatağa girerken namazı, yatsıyı kılmışsan o abdestle uyuyabilirsin. Tabii bunlar şart değil, farz değil. Ama müjdeler çok. Ondan sonra abdestle uyumak haram, günah değil. Ama şimdi müjdeyi almak, müjde çok önemli. Oruçlu gibi diyor. Oruçlu devamlı ibadet ediyor, adam gibi olur diyor. Abdestli uyuyan adam, et-tahiru naim kes-saimil kaim, öyle diyor. Çünkü oruçlu adam şehvetlerini terk eder. Uyuduğun zaman da bunlar şehvetlerinden kalırsın. Abdestliysen aynı ona benzersin ve abdestli uyuduğun zaman ruhun arş-ı alaya gider, Cenab-ı Hakk'a secde eder.
abdest uyursan bunlar olmaz. Yani günah değil, haram değil ama abdesti uymanın böyle şeyleri vardır diyor. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet, eğer feize kâne tahirin, evet, karuba fesecede tahtel arş. Arş-ı âlâ'nın altında uyuyanın ruhu Allah'a secde eder. Öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa bunlar da mahrum kalır. Yoksa günah değil ama böyle faziletleri vardır. Ondan dolayı abdestli uyumaya da, mesela akşamı camide kılmış olsanız bile taze bir abdest alıp bir kaza namazı kılabilirsiniz. Allah rızası için namaz kılıp o abdestinizle besmele çekerek yatağa girersiniz. Çünkü besmele çekmeden yatağa girerseniz yatağa şeytan da giriyor. Ailenizin yanında yattığınızda besmele çekmezseniz şeytan da yatıyor. Ailenizle ilişki kursanız şeytan da ilişki kuruyor. Kur'an-ı Kerim'de var. Ve şarikum fil emvali vel evlat. Mallarına da ortak ol. Besmele çekmeyenlerin mallarına ortak ol. Evlatlarına, çocuklarına da ortak ol. Allah izin vermiş. Adem Aleyhisselam'ı secde etmediğinde, kovduğunda, sen beni bunların yüzünden kovuyorsun. Bana demiş, kıyamete kadar izin ver. Ben de bundan ve bunun neslinden intikam alacağım. Allah da buyur demiş. İzin var. Ama bana sığınanların kılına dokunamazsın. Allah'a sığınmanın bir yolu da Bismillahirrahmanirrahim demek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiğine göre şeytan insana önünden, arkasından, sağından, solundan dört yerden nüfuz eder. Onu sapıtır, yanlış şeylere sürükler. Bismi bir kelime, Allah iki kelime, Rahman üç, Rahim dört kelime. Besmele çeken adam şeytanın geleceği, nüfuz edeceği dört kapıyı kapatmış olur. Evet. Bunu da yatağa girerken mutlaka çoluğunuza, çocuğunuza öğretin. Yeni evliler de bunu öğretsin. Şimdi Anadolu'da atasözüdür. Besmele duymuş şeytan gibi ne kaçıyorsun ulan derler. Besmele duydu mu kaçar. Ondan korkar. Evet, bir çocuk çok yaramaz, böyle şerli oldu mu, besmelesiz oldun belli derler. Bilmiyorum, böyle de deyimlerimiz vardır. Böyle besmele çekmeden yatağa girersen o çocuktan hayır gelmez. Terörist olur, anarşist olur, anası babasına isyan eder. Terbiyesi çok zor olur, hiç olmaz demiyoruz. Ama terbiyesi çok zor olur. Onun için besmeleyi unutma. Yatarken de işte abdest olursan sabaha kadar da ibadet etmiş olursun. Ruhun arş-ı âlâ'ya gider. Arş-ı âlâ'nın altında Cenab-ı Hakk'a secde eder diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu oruç tutup da gözünü, dilini, gözünü, her azalarını, nefsine hakim olup haramdan sakınan adam oruçlu mudur? Aynı onun gibi ecir alır diyor. Güzel Peygamberimiz böylece bize bu müjdeyi veriyor. Abdestsiz gezmeyin, abdestsiz uyumayın diyor. Evet, uzunmayın diyor. Evet. Nefsi emmarenin şerrinden kurtulursunuz. Amr İbn-i Hureys radıyallahu anh nakletmiş hadis-i şerifi. Allah ondan razı olsun. Evet. At-taharat. Evet, abdest bir temizliktir. Şimdi temizliklerden söz ediyor bu hadiste de. At-taharat, temizlikler kirliliğin zıttı. Temizlikler erbaun, dörttür. Kassu şerib. Evet, bıyığı kısaltmak. Dikkat edin, kazımak demiyoruz. Şimdi imamlar var yahu, bıyıksız sakalsız. Etme hocam, peygamberin makamındasın. Peygamber Efendimiz'in makamına gelmek gibi bir şerefe ermişsin. Peygamberimiz sallarsan, sünnetlerini sen çiğnersen, cemaate ne diyelim biz? Sakalsız, bıyıksız hocalar var şimdi. Kesinlikle. Erkek adam bıyığı olur. Hiç olmazsa sakalı bırakmıyorsa, bırakamıyorsan ki eskiden suçtu, şimdi
sakallı bakan var, sakallı şu var, bu var, örtülü bakan var. Elhamdülillah nereden nereye geldik. Onun için sakal bırakırsanız çok güzel olur. Efendimiz diyor ki, ak sakallı bir mümin vefat ettiğinde Allah Celle Celaluhu kabir meleklerine, sorgu meleklerine şöyle buyurur. O benim yolumda, iman yolunda saçını sakalını ağarttı. Dokunmayın ona. Buhari hadisidir. Böyle bir müjdesi var. Onun için sakal bırak. Ak sakallı olmanın böyle bir avantajı var. Bırakamıyorsan hiç olmazsa bıyık bırak da avrat olmadığını anlayalım. Çünkü avratlarda bıyık çıkmaz. Senin bıyığın da yok. Sen selam vermeye korkuyoruz. Ya hocam öyle diyorsun ama erkek başka, kadın başka. Hayır. Şimdi televizyonda, şurada, burada, çarşıda bizim giydiğimiz ceket, pantolon erkek giysisi. Bakıyorsun kadınlar da giyiyor. Frenk gömleği biz de giyiyoruz, onlar da giyiyor. Bir de tıraş oluyorlar. Erkek mi, kadın mı ayırt edemiyorsun. Ben mesela böyle bir kadına selam versem, vay hocaya bak yahu. Kadında gözü var derler. Dedikoduya sebep olur. Ama bıyık olduğum, erkek olduğu belli olur. Ona çok rahat selam verebilirim. Siz de erkek olduğumuzu ispat etmek için, selam almak, ya hazır olmanız için bıyık bırakın. Efendim işte ben şurada lokantada çalışıyorum da orada çalışanlara bıyık bıraktırmıyor da hiç olmazsa 4-5 günlük öyle fazla değil de zaten bıyıkları kısaltmak söylüyor, temizliktir diyor. Şimdi görüyoruz biz böyle pos bıyık, pis bıyık. Evet, bir de aşağı doğru sarkıtmış. Bu çok yanlış. Evet, mecusiler, ateşe tapanlar böyle bıyık bırakırmış. Peygamberimiz fehalifül mecus diyor. Bıyıklarınızın arka alta inen şu kırmızı üst dudağın kırmızısından aşağıya sarkıtmayın. Onu kesin. Mecusilere, ateşe tapanlara muhalefet edin diyor. Peygamberimizin emridir. Ben de o aşağıya, şimdi bazı adamlar şu ideolojiye sahip, bu ideolojiye sahip, bıyık bırakmakta birbirlerine parola veriyorlar. Ben de onları biliyorum. İdealcilik yaptım. Senin niyetin mecusi ateşe tapmak değil ama güzel kardeşim. Ve Efendimizin sözü var. Ben de sonra ikaz ediyorum. Bıyıkların ucunu aşağıya sarkıtma. Efendimizin sözü var. Kes onları diyor. Aşağı sarkıtma. Kırmızıdan aşağı inmesin. Yukarı olan kısmını da böyle pos bıyık, pis bıyık öyle yapma. Haramdır demiyorum. Onda öyle bir şey yok. Ama ne diyor bak? Kassu şarip. Böyle çok pos bıyık olursan pislik dolar arasına. Her tarafı batırır. Onun için fazla uzatma bıyığı da. Bıyığı da fazla uzatma böyle. Böyle lokantacıysan, müsaade etmiyorlarsa 4-5 günlük tıraş olmamış gibi haramdan kurtulmak için. Bazı hocalar haram diyorlar çünkü. Bıyık sakal gazı. Mesela bunlardan kim? Hangi hoca diyeceksin sen şimdi kızacaksın? Fatih'in hocası Molla Hüsrev. O söylüyor. Gazıtmak haramdır diyor. Böyle muazzam bir hoca. Evet. Ya bu böyle mümkünse böyle 3-4 günlük hiç olmazsa ondan kurtulmak için zaten burada da fazla uzatmayın. Pos bıyıklı, pis bıyıklı olmayın. Bıyıkları kısaltmak temizliklerden birincisidir. İki, ve halkul ane. Evet, kasıkları tıraş etmek. Evet, haftada bir gün, olmazsa 15 günde bir gün, olmazsa 3 haftada bir gün. 3 haftaya geçerse vebal altına kalırsınız. 3 haftayı geçmeyecek. Evet, tırnak da böyle, kasıkları tıraş etmek, koltuk altlarını tıraş etmek de böyle. Burada yazıyor zaten, kasıkları tıraş etmek temizliklerden birisidir. Evet, o kasıklarınızı tıraş edin. Bunun da başka hadislerde var, gelecek ileride. İşte dediğim gibi haftada bir gün,
Cuma'ya giderken veya Perşembe günü öğleden sonra, evet, ya olmazsa 15 günde bir, olmazsa 3 haftada bir. 3 haftada geçirmeyin, vebelli olur. Evet, kasıkları tıraş etmek, bıyıkları kızartmak, kasıkları tıraş etmek, taklimül azfar, evet, tırnakları kesmek, evet. El tırnaklarını, gene burada da bir hafta, iki hafta, azami 3 hafta hak tanınmış. Tabii ihramlıysan tırnak kesilmez, saç kesilmez, sakal kesilmez, tıraş olunmaz. Koltuk haklar, kasıklar ihramlıyken yasak bunlar. İhramdan çıktığın zaman bunlar olur. Şimdi normal hayatta sürerken tırnakları kesmek de Efendimizin sünnetlerindendir. Haftada bir, olmazsa iki haftada bir, olmazsa üç haftada bir tırnakları kesmek lazım. Tırnakları kesmek için, kesmek de sünnet budur. Sağ elini keserken şehadet parmağından başlayacaksın, besmele çekeceksin. Çünkü Peygamber'in emrini yapıyorsun, ibadet yapıyorsun, besmele çek. Besmele çekmezsen günah olur demiyorum ama kazanırsın. Besmele çek, sağ elin baş parmağından başlarsın, sonra orta parmağa, sonra küçük parmağa, sonra baş parmağa. Sağ ellerin keserken tırnağını, sağ elin şehadet parmağından başlıyorsun, baş parmağa geliyorsun. Sağ elin keserken, sol elin keserken, sol elin küçük parmağından başlıyorsun, baş parmağına bitiriyorsun. Şöyle koyduğum zaman, baş parmakta bitiriyoruz ya, ikisini baş parmakta bitirmek için, bu Peygamber'in sünneti. Yani bunu aksini yaparsan günah olur değil ama, sünnete uyma kastıyla bunu yaparsan da sevap kazanırsın. Evet, tırnak kesmek de temizliklerden birisidir. Evet. Evet, şimdi Ayşe bakıyorsunuz 5 santim tırnak uzatmış. Evet. Ayşe, adın Ayşe ise ben de sana ikaz ediyorum kardeş. Tırnakları kesmek Peygamber'in emridir. Temizliktir. Hele bir de o tırnağın üstüne oje yaparsan, gusül edersen guslün geçersiz olur Ayşe'cim benim. Evet, onu çıkarmadan gusletme. Onu çıkarmadan gusletme. Bir kere tırnağı dediğim gibi bir hafta, iki hafta, azami 3 hafta, ondan sonra uzatma. Efendim moda, ben İslam'ın emri bu. Ben Müslümanlara hitap ediyorum. Hatırlatıyorum. Gene uyup uyumamak Ayşe'ye, Mehmet'e ait. Ben sadece aracıyım. Taklimül asfar temizliktir. Peygamber'in emridir. Tırnakları kızartmak. Tabii evliyseniz hanımınızın bu konularda emretmek zorundasınız. Mes'ulun küllüküm mes'ulun an ra'iyyeti. Evet. Aile reisi olarak hanımınızdan sorumlusunuz. Kızınızdan sorumlusunuz. Oğlunuzdan sorumlusunuz. Bunları öğreteceksiniz. Peygamberin dinin emirlerini öğreteceksiniz. Böyle uzun uzun tırnaklı olmaz. Öyle öyle bir de üstüne hocam hoca yaptın mı abdest gusül geçerli olmaz. Onları çıkaracaksın. Ondan sonra abdest alacaksın. Ondan sonra gusledeceksin. Evet efendim. Tırnak böyle. Vesivak. Bir de misvak kullanmak. Peygamberin sünnetidir. Misvak, şimdiki fırça onun yerine geçer mi? Hayır. Misvak, Peygamber'in andığı bir kelimedir. Peygamber çağlar ötesini görmüş insandır. Fırça, zamanla fırça gelecek dememiş. Yok, öyle bir hadis yok. Misvak, erak ağacından bir parmak kalınlığında, bir karış uzunluğunda kesersiniz. Onun ağzından kabuğunu soyarsınız, suya batırırsınız, ondan sonra çiğnersiniz, lif lif olur o, lif lif olur. Ölümden başka her derde devadır, zafer sebebidir. Hazreti Ömer zamanında orduyu göndermiş, sınırda dehşetli savaşlar olmuş.
bir türlü kafiri yenememişler. Çok gayret etmişler. Muazzam savaş etmişler ama bir adım ilerleyememişler. Hazreti Ömer gelmiş kumandan. Efendim demiş, askerlerim çok gayretli. Biz de çok güzel planlıyoruz, ediyoruz ama bir türlü bir adım ilerleyemiyoruz. Peygamberin bir sünnetini ihmal ettiniz demiş. Hayır demiş, namazlarımızı kılıyoruz, sünnetleri kılıyoruz biz. Hayır demiş, peygamberin bir sünnetini ihmal ettiniz. Git sor askere. Gitmiş kumandan, demiş böyle dedi Ömer. Ömer yalan söylemez. Evet, demişler ki efendim, harbe başlayalıdan beri misvak kullanmayı unuttuk. Evet, bu bilimsel kayıtlarda var beyefendi. Hikaye anlatmıyoruz size. Peygamberimizin sözleri hep böyle. وَمَا يَنْتَكُ عَنِ الْهَوَٓا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحَٓا Palavra sıkmaz. Neye konuşursa vahye dayanır. Misvak. Evet, her derde devadır. Zafer sebebidir. Misvak kullanmaya başlamışlar. Zaten her birinde misvak var. Savaş dolayısıyla unutmuşlar. Misvak kullanınca bir bakmışlar ki düşman kaçıyor. Yakalamışlar kalanı. Niye kaçıyorsunuz? Silah getirdiniz demiş. Öyle müthiş silahlar gördük ki sizde. Ondan korktuk kaçıyoruz. Allah onu silah olarak göstermiş. Peygamber'e uydun mu? Aha böyle kardeşim. Biz de ona inanmış insanız. Misvak. Hiçbir yan tesiri yok. Ama bugünkü fırçaların, o macunların, diş macunlarının doktorlar diyor, kimisi kanser sebebidir diyor, kimisi şu sebebidir. Bir sürü laflar var hakkında. Çünkü öbür ilaçlar da senin bir tarafını tamir ediyor, 10 tarafını bozuyor. Bunu yapan Yahudi. Böylece bu ilacı senin o ağrını geçiriyor ama başına 3-4-5 dert daha açıyor. Yine ilaç satıyor. Yahudinin derdi para. Maalesef böyle değil mi? Yan tesiri olmuyor ilaçların. Ama misvak hakkında hiçbir şey, hiçbir kimse bir iddiada bulunmuyor. Yani bu erak ağacından böyle dedim bir parmak, bir karış uzunluğunda, bir parmak kalınlığında uç tarafını şey edersiniz. Sonra tükendikçe sağdan sol, sağdan başlanır. Sağdan sola, aşağıdan yukarıya, sağdan sola. O şekilde olabilir. Hacca gidince inşallah göreceksiniz. Birçok kimse bu peygamber sünnetini devamlı yaparlar. Namaza durarken misvak kullanırlar. Siz kullanmayın. Çünkü daha evvel kullanmadığınız için kanatır, diş etleriniz çürük. O devamlı kullandığı için bomba gibi diş etleri vardır. Dişleri sağlamdır. Asla şey etmez. Evet, böyle güzel bir peygamberin sünnetidir. Tavsiye ederim. Burada da söylüyor, temizlik şeysidir. Birçok hastalıkları da önler misvak kullanmak. Arz ettiğim gibi zafer sebebidir. Peygamberin şefaatine sebeptir. Evet, temizlik dörttür. Bıyıkları kısaltmak, kasıkları tıraş etmek, koltuk alt kasıkları tıraş etmek, bir hafta, iki hafta, üç haftayı geçirmemek kaydıyla, ondan sonra tırnakları kesmek ve misvak kullanmak. Evet, sakalı bırakın diyor. Aful liha, başka bir hadiste. Sakalı bırakın. Hiç olmazsa böyle ele gelecek şekilde. Dediğim gibi 4-5 günlük olursa, tıraş olmazsanız, Molla Hüsrev tıraş olmak, kazıtmak haram diyor. Haramdan kurtulursunuz. Cildi örtecek şekilde olursa haramdan kurtulursunuz ama sünnet olmak için şöyle eline gelecek kadar bırakmak lazım. Tabii şimdi şuraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun, uzun sakallı şey acayip dedikoduya sebep oluyor. Dedikoduya sebep olmak da iyi değil. Hani böyle bir yapabilirseniz
sakalı bırakınız. Evet, yüzü şevarip bıyıkları kısaltınız. Evet, ve gayru şeybeküm. Evet, ihtiyarsınız. Sakalınızı, saçınızı kınaya boyayınız, değiştiriniz. Şimdi bugün burada hiç bilinmeyen bir şey bu. Şimdi sen saçını, sakalını kınaya boyasan, keçiler kaçırmış, bakır köyüne derler. Onun için biz bu sünneti Kabe'de yapabildik elhamdülillah. Hiç olmazsa dedik, peygamberin bir sünnetini orada yapalım. Orada 3,5 ay kalmıştım 80 senesinde. Sakalımı boyadım, kasabı boyadım, kınaya, kınaya. Başka siyaha değil, siyah boyamak yasak. Siyah boyamak yasak. Kınaya boyayın. Yahudilere benzemeyin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Vela teşebbehu el yahud ve nasara. Yahudilere benzemeyin diyor. Kara sakallı bilmem ne olmayın onlar gibi. Yani böyle tabii bu dedikodu olmayacaksa, fitne sebebi olmayacaksa Peygamberin sünneti. Onu da söyleyelim. Evet. Bu sakalın da tabii şahsi sakallı adam normal adamdan daha çok kendini korur. Hani bir şey yanlış yapsa soçu sokalı da var diye daha çok kınanacağını bildiği için sakal insanı bazı kötülüklerden alıkoymada ayrı bir etkisi vardır. Ayrı bir etkisi vardır. Ve beyaz sakal da işte böyle Efendimiz diyor ki beyaz sakallı mümin öldüğü zaman o benim yolumda saçın sakalı arttı. Dokunmayın ona buyurur diyor. Buhari hadisidir. Böyle faydaları var. Ben de size şey diyoruz. Evet efendim. Şimdi aslında burada taharet dörttür dedi. Bıyıkları kısaltmak, kasıkları tıraş etmek, tırnakları kesmek, misvak kullanmak dedi ama bir başka yerde de taharetler şöyle çeşit çeşit şey etmiş. Evet, taharat-ı zahira, zahiri temizlikler, evet, beden temizliği, el temizliği, saç sakal, diş pislikler, evet, kalp temizliği, evet, ruh temizliği, evet, gibi temizliğin de çeşitleri var, çeşitleri var. İtikatlardan, bozuk itikatlardan temizlenmek gerek. Bu da bir temizlik. Evet, zihni bunlardan temizlemek gerek. Aklı temizlemek gerek. Aklı temizlemek gerek. Aklı kötü şeylerde kullanmamak gerek. Kalbi temizlemek gerek. Böyle haset, kin gibi böyle duygulardan kalbi temizlemek gerek. Nefsi temizlemek gerek. Temizlemek gerek. Evet. Ruhu temizlemek gerek. Ruhu temizlemek gerek. Tabii bunların yolları ibadetler, riyazetler, oruç tutmak, zikretmek. Evet. Bunlarla ruh temizleniyor. Bunlardan bu temizlikleri de yapmak lazım. Manevi temizlikleri de yapmak lazım. Okuduğum hadis-i şerif Tıbarani Ebu Derda radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Allah ondan razı olsun. Et-tahur, et-tuhur, temizlik. Evet, temizlik. Et-tuhuru şatrul iman. İmanın yarısıdır. Temizlik imanın yarısıdır. Kamil imanın yarısıdır. Kamil iman. İman tasdik ve ikrardan başlar. O gereğini yaparsanız, amel ederseniz, evet, ya haramlardan sakınırsınız, bir safhaya kaçarsınız, hiç düşünmezsiniz, o bir başka safhasıdır. Devamlı iyilik düşünürsünüz, o başka safhasıdır. Bunlar hep işte Mevlana,
Yunus Emre gibi büyük zatların, Bayezid Bestami gibi büyük zatların kademe kademe ilerleştiğinde kalbinden hiç kötülük geçmez, hep iyilik. Allah'ı düşünür devamlı. Yani namaz kılarken şurada burada Allah'ı hatırlıyorsun. Başka zaman gaflet ediyorsun. Onlar da öyle değil. Ondan buna kademe kademe işte kalp temizliği, ruh temizliği, bunlar bir takım tasavvuf buradan var. Evet, böyle kademe kademe şey diyorsunuz. Evet. Şimdi bir zat evinde, odasında oturuyormuş. Kamil bir zat, salih bir zat. Gelmiş birisi, tanıdığı, sevdiği bir adam gelmiş. Selam vermiş. Selam alınca selam almak farz. Adam yalnız odasında, yazık demiş ya. Bu yaşta yapayalnızsın demek ki demiş ya. Odanın köşesinde demiş kimse yok. Şimdi yalnız kaldım demiş. Ben demiş sen gelmeden Allah'la beraberdim. Sen beni demiş oradan ayırdın. Şimdi yalnız kaldım. Şimdi bu insanların kademe kademe ruh temizliği, kalp temizliği ile ulaşabildiği şeylerdir. Evet, bunları yapmak lazım. Hele şu zahiri temizlikleri herkesin yapabileceği, evet, nefsi kötü itikatlardan temizlemek lazım. Hasetten, fesattan, kibirden, gururdan. Evet, şimdi et-tuhuru şatrul iman. Bu temizlik imanın yarısıdır. Velhamdülillah temlevül mizan. Evet, Allah nimetleri vermiş. Sağlık bir nimet, afiyet bir nimet. Onlar olmasa sen buraya gelip namaz kılabilir misin? Camiye girebilir misin? Göz bir nimet. Saymakla bitmez. Ve in tauddu nimetallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. O kadar çok. Nimetlere şükür lazım. Yoksa şükür etmezseniz elinizden alır nimetleri. Evet, buna da dikkat edelim. Şimdi biz nimet deyince ekmek anlıyoruz. İşte şu bu anlıyoruz. Şimdi asgari ücret kavgası yapılıyor. Evet. Nimetlere şükretmezsen elinden nimeti Allah alır. Hadisler böyle. Ayet böyle. Len şekertüm le ezidenneküm. Eğer şükrederseniz kesin kes artıracağım. Çöpe atarsan hakaret ediyorsun. Şükür değil. Şükür elhamdülillah demek şükür ama şimdi o kelime geldi. Ama elhamdülillah yanında nimeti değerini bilmek, değerinde kullanmak da şükürdür. En büyük şükür de budur. Sen nimeti çöpe atarsın, ekmeği, aşı, pişirdiğin yemeği, şunu bunu arttığını hakaret olur, elinden alır. Elinden alır, asgari ücret yemez. Yetmez, bu kesin. Ayet çünkü, şükrederseniz artırırım diyor. Ama şükretmezseniz elinizden alırım diyor. Bunu müminler kafasına iyi yerleştirmeli. Evet, onun için sağlığına her gün şükretmeli. Elhamdülillah. Evet, elhamdülillah. Bu zaten atalarımız, Allah onlardan razı olsun. Doğudan batıya herkes camide namaz kılıyor. Namazdan sonra tesbih çekiliyor değil mi? Sübhanallah, elhamdülillah, Allah-u Ekber diyoruz ya. Bu hadisler var. Deniz köpüğü kadar günah olsa silinir diyor peygamber. Aynı zamanda şimdi bak. Elhamdülillah temle'ül mizan. Mizanı doldurur. Amellerimiz tartılacak. Öyle bir gün gelecek. İyiliklerimiz, kötülüklerimiz tartılacak. Bu bakkal terazisi değil. Ama Allah'ın ayetinde var. Gidince göreceğiz. Bu amellerimizin kefesinde iyilikler, kötülükler.
Diyor ki elhamdülillah mizanın iyi tarafını, kefesini doldurur. Onun için elhamdülillah atalarımız gelenek haline getirmiş. Doğudan batıya tesbihi çekiyoruz. Araplar çekmiyor. Hallerini görüyorsunuz. Aman bu örfümüzü bozmayalım. Devam ettirelim. Yani yemek yedikten sonra elhamdülillah diyelim. Su içtikten sonra elhamdülillah diyelim. Güzel bir elbise diktirdik, elhamdülillah diyelim. Efendim, uyandık. Uyanamayabilirdik. Elhamdülillah diyelim. Ne bileyim, böyle bir Allah'ın nimetlerini erdikçe ağzımızı elhamdülillah demeye alıştıralım. İşte dersek velhamdülillah temlevül mizan. Mizanın sevap hanesini doldurur. Evet, doldurur. Bir onu veren Allah, nasip eden Allah. O Allah'ı düşün, Allah verdi, giydirdi, kuşattı. Evet, güzel araba aldık elhamdülillah. Güzel ev yaptın elhamdülillah. Evet, yürüdün. Topal görmüyorsun, adam yürüyemiyor. Elhamdülillah. Allah'ın nimetle hemen hatırlayıp elhamdülillah. Bu mizanı doldurur diyor güzel peygamberimiz. Ve subhanallah velhamdülillah temle'ani ve beyne semai vel ard. Yalnız subhanallah veya yalnız elhamdülillah demez de subhanallah velhamdülillah dersen, ikisini söylersen sema ile arz arasını doldurur. O kadar çok sevap kazandırır sana. Bu şuurla, bu bilinçle yaparsan. Evet. Vessalatu nur. Bu subhanallahi ve bihamdihi. Günde 100 defa söylesen diyor, günahın kalmaz. Subhanallah ve bihamdihi. Bir başka hadis. Subhanallah ve bihamdihi, subhanallahil azim. İki kelime vardır. Söylemesi kolaydır. Sevabı çoktur ve insanı Allah'ın yanında çok sevimlidir. İnsanı diyor yükseltir. Subhanallah ve bihamdihi, subhanallahil azim. Camiye gelirken söyle bunları işte. Hadis görüyorsun. Yani falan hocadan izin almak şart değil. Peygamber izin vermiş, sen de buna gönül vermiş adamsın. Gelirken şeytan bunu söyletmek için yanına gelir. İşler nasıl gidiyor? Tamam, bunda kötü olmasa bile bununla söylememek için böyle laflar ettirecek adam gelir yanına. Camiye gelmek ibadettir. İbadet ederken bunu söylettir sana ki ibadetten sevap alamazsın. Bir de samut gibi duracağına bak ne diyor? Subhanallah, elhamdülillah, mizanı doldurur. Subhanallah ve elhamdülillah dersen ikisi de sema ile yarz arasını doldurur. Bu şuurla, bu niyetle Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil azim söylemesi kolay, sevabı çok, Allah yanında çok sevimli. Söyle, bunlar abdestsiz de söylenebilir. Adetli kadınlar da söyleyebilir bunları. Kur'an değildir, Kur'an okuyamazlar ama bunu abdestsiz de, gusulsüz de söyleyebilirsiniz bunları. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Bir daha var. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil azim ve bihamdihi, estağfurullah. Evet. Hem Allah'a hamd ediyorsun, hem Allah'ı tesbih ediyorsun, hem de günahların affını istiyorsun. O daha güzel tabii. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil azim ve bihamdihi, estağfurullah. 100 defa de bunu. Her gün kendi adet edin. Camiye gelirken, giderken söyle. Ama tabii bunlar tuvalette söylenmez. Pis yerlerde söylenmez. Kesinlikle. Evet, abdestsiz söylenebilir. Kötü yerlerde söylenmez. Vessalatu nurun. Namaz nurdur. Namazı geçirme. Dinin direğini dikersin. Din binası yıkılmaz. Namaz din binası ayakta tutar. Aynı zamanda namaz nurdur. Günahları engeller.
İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Güzel namaz kılarsanız kötülükleri, Allah'ın yasakladığı şeyleri engeller. Evet. Evet, kötü fuhuşları engeller. Hocam, bu adam namaz kılıyor ama fitneci adam dedikodu. Demek namaz kılmıyor. Allah yalan söyler mi arkadaş? Bu Kur'an ayeti. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Hutbede de okuyorlar. Namaz kötülükleri, fuhşiyatı engeller. Kesin kanun bu. Adam mı ben namaz kılıyor hem de her türlü pisliği yapıyor. Demek namaz kılmıyor. Ya abdesti yok ya da abdest Kur'an namazın şartlarını yerine getirmiyor. Bir şakat bir tarafı var ki namaz engellemiyor. Kendi kendini hesaba çek. Ben seni bilemem kalbinden geçeni. Namaz seni kötülüklerden alıkoymuyorsa namazında sakatlık var. Namaz nurdur. Gerçeği sana gösterir. Fuhşiyattan, münkerattan seni engeller, doğru olana seni hidayet eder ve nurlandırır, kalbini nurlandırır ve kalbin nurlanınca da işte o demin söylediğimiz bir kademe kademe bir anın bile Allah'tan uzak kalmayan adamlar var ya, aha onların rütbesine yüksel, kademelerine doğru yükselir gidersin. Ayrıca evet, kabirde nurdur namaz, karanlıkta kalmazsın. Evet, kabirde nurdur. Evet, kabirde yoldaşındır. Evet, ve namaz kılanların yüzünde nur vardır. Kıyamet gününde abdest alanların abdest azaları nurludur. Namaz kılanların alınlarında nur vardır. Evet, oradan anlaşılır. İmanın da nuru vardır. Tabii kademe kademe bunlar. Kademe kademe yüzünden anlaşılır. Evet, şimdi hep söylüyorum ya. Ben talebeyken bunları okudum mu buraya ziyarete gelirdim. Bu zatın eserini okudum, zatın kabrini ziyaret etmeye. Turistler geliyor. Hilton'da yatmış. Gıcır gıcır yıkanmış. Zengin. Buradayım, şurada da işte lokantacılar var, kahveciler var. Turistlerden para kazanmaya. Keratalar burada ezan okunduğu halde gelmiyor. Caminin dibinde ezan okunduğu halde gelmezsen peygamber lanet ediyor arkadaş. Benden duyurması. Öyle diyor. Bindiyiz derdin ne senin? Gel farzı kıl git. Gelmiyor. Öyle uzak olsa hani yolum uzaktı da şuydu buydu ne değil ne bahane neyse buna rağmen ben bakardım o namaza gelmese bile günahkar o gavur gıcır gıcır yıkanmış suratında hiç Rabbiye sır yok kapkara vicdanı kara ama öteki imanlı olduğu için onun yüzünde ışık var. Bunu Amerika'da da gördüm, Avrupa'da da gördüm. Müminin yüzünden belli oluyor. Evet, hem nurdur. Namaz nurdur. Namaz nurdur. Kabirde yoldaştır. Yüzün nurlanır, kalbin nurlanır. Evet. Kıyamet gününde nurdur. Cennete götürür. Evet. Yevme teral müminin yes'a nurhum beyne eydim ve bi eymanihim. İşte var ya. Evet. Yönlerinde, sağlarında, sollarında. Evet. Ahirete gelen yolda senin kötülükle engel olduğu için ana yolu gösterir. Doğru yolu gösterir. Evet. Evet, abdest üzerine abdest nurun ala nur olur. Yani abdestin almışın hiç kullanmadan bir daha abdest alma. İsraf olmaz. Ama abdest aldın, namaz kıldın. Sıkıntın yok. Bir daha namaz kılacağın zaman bir daha alırsan abdestliyken nurun ala nur olur. Nurun hakkını ödedin. Hakkını ödemeden israf olur, olmaz. Nurun ala nur olur ve seni karanlıklardan kurtarır.
eğri doğru görürsün, hedefi bulursun. Evet, Efendimiz devam ediyor. Ve sadakatu burhanun. Sadaka senin elinde sahibinin imanına delildir. Para çok darlıdır. Para tılsımlı bir şey. Evet, zekat vermek mecburundesin. Ama bunun dışında aç adamı doyurursan sadaka, çıplak adamı giydirirsen, sokakta kalmış adama hadi doyurursan, giydirirsen sadaka. Bu sadaka senin imanının alametidir. Para çok sevildiği için mecbur olmadın, zekata mecbursun. Namaz nasıl mecburiyetse. Ama öteki mecbur değilsin. Verirsen kazanıyorsun. Belaları önler, hastalığı iyileştirir. Evet, Suud krallarını eskiden bütün herkese sadaka dağıtırlardı. Hastalık da iyileşsin diye. Evet efendim, sadaka delildir. Senin imanına alametidir. Felahına, kurtuluşuna sebeptir. Evet, hesap sırasında kurtulmana sebeptir. Muhakeme sırasında delildir. Burhandır, delildir sadaka. Zekat da dahil. Ondan sonra diğer sadakalar da dahil. Evet. Ve sabru ziyaun. Allahu ekber. Sabır, nefsi istediği bir şeyden tutmak. Sabır ışıktır. Yine kuvvetli nurdur. Evet. Böyle kimsenin, başkalarının göremediği şeyleri sen görürsün. Bir insan mesela nefsi emmare var. Canın istiyor. Davet ediyorlar pisliğe, fuhuşa, zinaya. Evet. Sabredersen ve şabun neşe fi ibadetillah. Mahşerde 7 kişi var. Herkes ana baba günü karanlıkta kalan var, üşüyen var, terleyen var. Ama bir grup da var ki Peygamberimiz sohbetinde devamlı oh ferah fahur. Onlardan birisi de zinaya davet etmiş. Hayır demiş. Kanı kaynıyor. Genç istiyor. 80'lik adam zaten yapamayacak. Davet etse onun durması kolay. Hayır, gene de nefis onu aldatır da. Ama genç adam bir de kanı kaynıyor. Kız da davet ediyor, kadın davet ediyor. Erkek veya kadın olabilir genç. Sabrettiği zaman ve nefsinin arzularına uymayıp Allah'ın yoluna gelip ibadetini yaptığı zaman mahşerde Efendimizin sohbetinde bulunacak adamlardan birisidir. Ve şebbün neşe'e fî ibadetillah. Evet, böyle nefsinin arzularına, nefsi emmarenin arzularına sabretmek ışıktır, nurdur. Yolunu aydınlatır, onu ebedi şeye kavuşturur diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sabır. Evet, şimdi bu sabır, Efendimizin bu söyledikleri olsa bizim bugün Müslümanlarda dünya bizi asla yenemez. Şimdi boğazını sıkacağım diyor, vermeyeceğim diyor. Ben yaptırımı uygulayacağım. Müminler sabır etmesini bilse, evet, sabır bilse ne yapabilir? Allah, Ramazan'da oruç tutuyoruz. Ve az bulunursa ben az yiyeceğim. Her birimiz böyle derse, gavur çatlasa patlasa yapamaz. Niye? Hep zafer sebebidir. Sabır zafer sebebidir. Ve doğru şeydir, insanın gerçeği görmesine sebep olur. Evet, onun için sabretmeye alışmalıyız. Çoluğumuza, çocuğumuza, arkadaşımıza, evet, mutlaka
sabrı tavsiye etmeliyiz. Vel Kur'an-ı Hüccetün leke ev aleyke. Kur'an-ı Kerim senin lehine de delildir, aleyhine de. Sen Müslümansın. Kur'an okuyor, her deli okunuyor. Bülbül gibi hafızlar okuyor. Artık herkes evine girdi. Televizyon okunuyor her sabah. Cuma günleri de diye sabah. Ama sen o Kur'an'ı dediğini yapmazsan öbür tarafta ben dinlediği halde şeyinden sapmadı, yanlışından vazgeçmedi. Aleyhine delil. Ama o Kur'an'ı dinledi, içi heyecana geldi, tüyleri diken diken oldu. Bıraktım faizi dedi, bıraktım şu fuhuşu dedi, bıraktım şunu dedi, kendine geldi. Ben şahidim, ben şefaat ediyorum, bu benim sevdiğim, buna dokunma ya Rabbi der Kur'an. Evet, Kur'an hüccetin leke ev aleyke, sem lehine em aleyhine delildir diyor güzel peygamberimiz. Evet, evet. Küllün nas, bütün insanlar yavdu febâ'un nefsehu. Herkes bir yola gider, kendini satar. Sabahleyin çıkarken çoluk çocuğumu ele muhtaç etmeyeceğim, ele açtırmayacağım. Güzel okutacağım, güzel giydireceğim, güzel kuşatacağım. İyi yetiştireceğim, helal lokma yedireceğim diye çıkarsan dükkanına bir yola gidersin. Allah yolunda Çanakkale'de savaşanlar gibi gidersin. Allah yoludur. Bu niyetle çıkarsan ve ebedi saadete erersin. Evet, onu diyor, sabahleyin evden çıkarken insan diyor, kendini diyor, bir yola gider kendini satar. Yolda giderken gözünü haramdan sakınmazsan, kadınlar her tarafını açmış. Bilmiyor, benim kalbim temiz diyor, Allah yalan mı söyleyecek? Örtünün diyor, niye örtünün diyor? Kötülüğe giden yolları kapamaktır. Ya böyle haramlara rağmen gözünü haramdan sakınırsa o zaman cennete gider, bir yola gider. Ama böyle adam öbür türlü bir yola gider ve mu'tikuha ev mu'bikha. Ya seni cehennem azabına götürür, bağlarlar elini kolunu gözünü, dağlarlar, ya da melekler müjde müjde derler, yolunu açarlar. Ya seni azat ederler, ya mahkum olursun. Sabahleyin evden çıkarken bu duygularla gidersen, Efendimiz'i hatırlarsan, Allah'ın imanını hatırlar da gözün haramdan, dilin haramdan, kulağın haramdan, elini, belini, dilini haramdan sakınırsan azat olursun, ebedi saadete ulaşırsın. Aksi halde mahkum olursun, cehenneme bağlar götürür seni bu gidiş. Evet, bu gidiş böyledir. Sabahleyin çıktın mı, besmele çekerek çık, şeytandan kurtul bir kere. Bismillah diye sağ ayağınla çık. Bismillah, tevekkeltu alallah, hasbiyallah, maşaallah, la havle ve la kuvvete illa billah de, o körü kov başından. Böyle dersen, arkadaşlar bu besmele çekti, bize yer yol bırakmadı, besmele çekmeyen bir adam bulalım derler avanesine. Hadis böyle. Akşam eve geldiğin zamandan, kapıdan girerken bismillah der girersen, arkadaş bu evde biz yer yatak yok, besmele çekmeyen bir yere gidelim, burada aç kalacağız, uyuyamayacağız, yer yok derler. Buhari hadisi bunlar. Evet, böyle şuurlu yaşayacaksın, bilinçli yaşayacaksın. Kapıdan çıkıyor ki ne besmele aklında, ne sağ sol hesap ettiği var, ne bir Allah'ı düşündüğü var. Bak, kafir olur demiyorum, sakın yanlış anlama. Hiç aklına bile gelmiyor. Yolda gözün harama ilişebilir. Kulağın birisi gelir, duydun mu, duydun mu komşu diye önünü çelerler.
Ama sabahleyin çıkarken bu duygularla, bu bilinçle çıkarsan, besmele çekerken bilersen, aha cennete gidersin. Öteki derbi seni ateşe götürür diyor. Güzel Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her şey şuurlu olmak, şuurlu olması lazım. Bu hadis-i şerifi de Ahmed İbni Hanbel, Müslim, Tirmizi, Ebu Malik el-Eş'ari'den nakleymiş. Son hadisi okuyorum. Et-tiyaratu şirkün. Et-tiyaratu şirkün. Et-tiyaratu şirkün. Allahu Ekber. Hep nerede böyle şeyler varsa cahillikten ileri geliyor. Gazetelerde fal köşesi var. Herkes onu okuyor değil mi efendim? Evet. Gaybı Allah bilir. Her şeye kadir olan Allah'tır. Allah yaratmadı mı hiçbir şey olmaz. Biz buna inanmışız. Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil âhir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahu teâlâ demişiz. Ama hiç bunun gereğini söyledikten sonra yapmıyoruz. Evet, bunları düşünmüyoruz. Şuur, bilinç yok. Evet, bu çok önemli. Şimdi güzel Peygamberimiz bu inancınızı yaşayın diyor. Söyledikleri budur. Giderken, sabahleyin giderken önümden kadın geçti. Uğursuzluk olacak bugün. Giderken yolda köpek geçti önünden. Uğursuz olacak. Giderken şöyle oldu. Uğursuz olacak olan. Allah izin vermezse ne uğursuzluk olur, ne iyilik olur. Her şey Allah'tan diye sen inanmıyor musun? Sen niye böyle şuna buna bir köpeğin ne tesiri olur? Kadının ne tesiri olur? Şunun ne tesiri olur? Yıldızın iyi görmedim, işlem yanlış gidecek deme. Böyle fala inanmak, uğursuzluğa inanmak, öyle diyor Peygamberimiz. Yani ben söyledim, şirkün diyor, şirktir. Her şey Allah'tan diye inanıyoruz. Ama onu gördüm, araba devrildi. Onu gördüm, ev yandı. Ondan bilme ya. Eşyanın ne tesiri olur ki? Hem inanıyorsun hem de ondan biliyorsun. İşte bu uğursuzluk saymak. Besmeleni çek, Allah'a sığın. Allah'a sığın, böyle bir durum gördü. Zor durumda, kötü bir durumda. Hemen Allah'a sığın. Her şey ondan ya. Hayır ve şer ondan ya. Ama böyle diyeyim, uğursuzluk belli deme. Gördüğüm hayvandan, insandan, durumdan ne uğursuzluk olabilir? Onların Allah'ın yarattığı şeyler. İşte böyle inancını bozarsan şirke düşersin. Hem de üç defa söylemiş. Uğursuzluk saymak şirktir. Uğursuzluk saymak şirktir. Uğursuzluk saymak şirktir diyor. Allah'tan başkasının zarar vereceğine, yarar vereceğine inanmak şirktir diyor güzel Peygamberimiz. Maalesef bunlara inandığımız halde cehaletten mi, bilinçsizlikten mi, şuursuzluktan mı nedir? Hep bu hataya düşüyoruz. Düşmeyelim diyoruz. Derdimiz o. Hatırlatıyoruz. Birbirimize ikaz edelim. Allah'a sığınalım. Efendimiz buyruklarını rehber edinelim. Ve bunları başkasına öğretelim. Duamızda da söylüyoruz ya. Benim bir sözümü, evet, herkesin unuttuğu zaman benim bir fiilimi, bir sözümü, yani sünnetimi yaşayan, ihya eden, hayatında rehber edinip yaşayan adam kâne ma'i fil cennet, cennette beraberiz diyor. Ne kadar müjde. Bir de diyor ki, benim bir sözümü belleyen, uygulayan, başka mümine de, insana da öğretenin Allah iki cihanda yüzünü ak çıkarsın diyor. Hiç kaybetmesin diyor. Dünyada da rezil olmasın diyor. Ahirette de rezil olmasın. Güzel Peygamberimizin böyle duaları var. Bunu kazanmak için bu güzel, duyduğumuz güzel Efendimizin uyarılarına uyalım. Bu müjdelere erelim inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah.